Aa, rüya değilmiş. Sen de kimsin? Şşş. Lütfen ses olun. Duyacaklar şimdi lütfen. Yağmur, yağmur, koş babamı çağır. Şşş, baba. Çekil, çekil. Makbuş'un huzur evine gitmesini istemiyorsunuz. Aa. Lütfen beni dinleyin, dikkatli dinleyin. Yalvarıyorum. Sen Makbuş'u nereden tanıyorsun? Çok eskiden. O daha küçücük bir kızken ben onun bez bebeğiydim. Adım Nana. Oyuncaklar ülkesinden geliyorum. Ne? Ne varmış yukarıda? Bez bebek. Sadece küçük bir bez bebeğim vardı. Onu yanımdan hiç ayırmazdı. Bez bebek mi? Ah, oh, yüce Kulina. Nihayet sesimi duyabildin. Çocuklar bana inanmıyorlar. Sihir yapmalıyım ama beceremiyorum. Sakin ol Nanacığım. Tabii yapamazsın. Çünkü... Bu yüzük olmadan dünyada sihir yapmam mümkün değil. Çok güzel bir bebekti. Söylemesi kolay olsun diye adını Nana koymuştum. Nana mı? Yaşasın, yaşasın, işte oldu. Çocuklar, şimdi bana inanabilirsiniz. Dikkatli izleyin. Emre, benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet. Önünüze baksanıza canım. Eyvah, belgelerin hepsi uçtu. Sensin, o sensin. Tanıdım seni. Bırakın canım, ne yapıyorsunuz? Bir dakika, ben kayboldum. Böyle dolaşıyordum, bak ya buldum seni. Ya. Yolu bulamıyorum. Söylesene eve nasıl gidebilirim? Ya bıraksana, dosyalar. Ya bırak şimdi onu. Nasıl gideceğim eve, onu söyle lütfen. Al başına belayı. Evrakları düşürdüğün yetmiyormuş gibi. Ya bana yardım et lütfen. Rüya gördük biz. Nana diye bir bez bebek yoktu belki de. Zaten sihirci olsaydı buraya gelip Makbuş'un gitmesini engellerdi. Simger'in bizim annemiz. Olmasına izin vermezdi. Merhaba, ben Nana. Yine mi sen? Yine mi sen? Bela mısın, nesin kızım ya? Bıraksana benim yakamı. Ne oluyor? Kim bu Hakan? Şu geçen gün projemi mahveden zat-ı muhterem. Ah Makbuş. Buyur kızım. Makbuş, beni tanımadın mı? Çıkaramadım evladım. Şimdi delireceğim. Nereden tanıyorsun sen Makbuş'u? Ben sizin sayma halanızın torunuyum. Hah, bir bu eksikti. Sayma hala mı? Hı-hı. Ha evet evet. Hoş geldin yavrum. Neydi senin şu lafın Özge? Şaka gibi. Hakikaten de şaka gibi. Ben çok geciktim. Çıkıyorum. Hadi çocuklar, biz de çıkalım. Hadi. Çabuk çabuk. Hoşça kal. Hadi iyi dersler. Makbul Hanım, siz de dikkat edin. Neme lazım? Hırlısı var, hırsızı var. Öyle değil mi? Hadi canım. Geç şöyle de oturup konuşalım. Demek Saime halamın torunusun ha. Hey gidi rahmetli. Çocukken bütün çocukları başına toplar, masallar anlatırdı. Aa, yoksa sen Kerima'nın kızı mısın? Evet. Ah, ah yavrum evladım. Annenle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Pek düşkündük birbirimize doğrusu. Ama biz İstanbul'a göçünce koptuk tabii. Sonra evlendiğini, bir kızı olduğunu duydum. Demek o melek sensin. Hı hı. Ah, çocukken annemle dut ağacına kim önce çıkacak diye yarış yapardınız, öyle değil mi? Evet. Ama sen nereden biliyorsun? Nereden bileceğim? Annem anlatmıştı. Ah. Annenin ölümüne çok üzüldüm kızım. Daha çok gençti. Annem öldü mü? Ölmedi mi? Aa, öldü tabii. Ama ben onu hep içimde yaşatıyorum. Yani hiç öldü demiyorum. 3 sene önce trafik kazasında öldü diye haberi geldiydi. Ah, tıpkı bizim Hülya gibi. Hülya kim? Çocukların annesi. Çok genç yaşta kaybettik onu. Hepimiz mahvolduk. Ama en çok da Hakan. Çok mu seviyordu onu? Evet, hem de nasıl. Sonra ne bileyim biraz sinirli oldu. Ama normal tabii. Hı hı. Söyle bakalım, İstanbul'da ne işin var? Ben...
İş bulmak için geldim. Birkaç gün burada kalabilir miyim? Şey evladım, nasıl diyeyim, bana kalsa başımla beraber. Ama Hakan evde pek yabancı istemez. Ya. Ama gene de bu gece kalman için uğraşırım. Belki de bir gece için bir şey demez güzel kızım, değil mi? Yani bu kadarı da fazla artık. Hani batıl inançlarım olsa bu kadını koruyan bir melek falan olduğuna inanırım. Sakin ol Simge. Ay nasıl sakin olayım ya? İstanbul'da yüzlerce huzur evi var. Ben gidip en iyi, en pahalı huzur evini bulayım ve Mahpule Cadısı'nın gideceği sabah skandal patlak versin. Ay inanılmaz bir şey bu yani. Ay aman canım, birkaç gün sonra yeni bir yer bulursun, olur biter. Sen öyle san. Hakan zaten zar zor ikna olmuştu. Şimdi hiç yanaşmaz. Bu işi bana bırak dedi. O bulana kadar da aylar geçer. Yine yamuk bunlar ya. Simge, yani hani yemek şey yapacaktık. Biliyorum. Aslında dördümüzün gideceği bir yemek benim de işime gelir. Sizin yanınızda Hakan'ı daha rahat sıkıştırırım. Ama sen de bana yardım edeceksin. Tamam. Tamam, asma suratını artık. Nasıl asmam ya? Bugün beni vurdu sözlüğe kaldıracak. Hiçbir soruya cevap veremedin. Yarın yazılıda ne yapacaksın? Bugün sözlüde ne yaptıysam onu, yani hiçbir şey. İstersen sana yardım ederim. Beraber çalışırız. Ben matematik çalışmak istemiyorum. Ayrıca derslerde de çok sıkılıyorum. İyi de okula bitiremezsen üniversiteye de gidemezsin. Gitmek istemiyorum zaten. Ne? Babam gibi hep iş düşünen biri olmak istemiyorum. Peki ne yapmak istiyorsun? Dünyayı dolaşmak, yeni yerler keşfetmek istiyorum. Bir tekneli kaptan olmak, korsanlarla savaşmak istiyorum. Korsanlar hala var mı? Tabii var. Ama sen dünyayı dolaşırsan ben seni göremem. Sen de benimle gelirsin. Beni de getirir misin? Tabii. Ben de gelebilir miyim? Of! Gelemezsin. Hem korsanlarla hem de seninle uğraşmak çok zor olur. O halde ben sözünden zayıf aldığını babana söyleyeceğim. Söylersen söyle. Bir de selam söyle. Biz ikimiz gideceğiz. Sana ne oluyor bu arada? Ama ben Gamze'den daha akıllıyım. Hem korsanlarla savaşmana yardım ederim. Hiç de bile ben de akıllıyım, değil mi Emre? Tabii. Hadi bakalım, şimdi bizi rahat bırak Özge Hanım. Yapmamız gereken çok eğlenceli planlar var. Hadi. İkiniz de çok kötüsünüz. Ben yapacağımı bilirim. Ne yaparmışsın? Ne yapacağımı görürsün. Sokakta adamla yediğimiz şeyden. Adı neydi bunun? Peynir. Adam. Bu ne acaba? Kulina, tahmin ettiğin gibi yemek yemek gerçekten çok güzel. Bir de banyo yapmak. Kendimi hiç bu kadar temiz hissetmemiştim. Ah nanacığım ya. Keşke ben de dünyada olsaydım. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Neden olmasın? Baksana nanaya, ne kadar da mutlu görünüyor. Çok güzel. O kadar istiyorsan git. Ben buralara göz kulak olurum. Ne şaşkın şeysin sen öyle ya. Ha. Neden bu kadar çok istiyorsun insan olmayı Şoker? Kim? Ben mi? Yok canım. Nereden çıkardın? Ha, demek istemiyorsun. Ya o zaman formülün nerede olduğunu söylememe gerek yok. Biliyor musun? Büyük kütüphanede. Hı? Kulina Çenebaz'a söylerken duydum. Oraya saklamış. Ah, salak kafam. Bunu nasıl da düşünemedim. O halde geriye kütüphaneye nasıl gireceğimizi bulmak kalıyor. Evet Şoker. Ne bakıyorsun? Yürü o zaman. Makbuş, bu ne? Zeytin evladım. Tabii zeytin. Çinlenmiyor. Çekirdeğini çıkar.
Tabii. Çıkardım. Tabağına çıkarsan daha iyi olurdu. Yemek yemek çok güzel. Afiyet olsun kızım. Lop lop et olsun. Senin gibi iştahlara öyle denir kızım. Anladım. Afiyet olsun, lop lop et olsun. Makbuş kim o kadın? Kim olacak? Benim halam. Senin de anneannem. Tabii anneannem. Ne kadar gençmiş, tanıyamadım. Çok normal. Sen nereden bileceksin onun gençliğini? Benimki de laf işte. Makbuş, bu senin küçüklüğün. Sen nereden biliyorsun? Aynı fotoğraftan annemde de vardı. Bak, bu da bez bebeğim. Anneni çok kıskanırdı bir bilsen. Dur bakayım. Sen ne kadar benziyorsun benim bebeğime. Evet. Anne bu yüzden benim adımı Nana koymuş herhalde. Sahi ya. Benim bez bebeğimin adı da Nana'ydı. Ah seni seni Kerima. Allah rahmet eylesin. Makbuş. Bunlar gözyaşı mı? Yok ağlamıyorum. Sadece... Bak Nanacığım. Bundan sonra beni bir annem bil kızım. Teşekkürler Makbuş'cum. Canım canım. İlk kez böyle garip şeyler hissediyorum. İçimden ılık ılık bir şeyler aktı sanki. Güzel kızım benim. Canım. Şimdi burada... Buradan yol buna göre daha küçük. Onu biraz genişletmemiz lazım. Artık bir yolunu buluruz onun. Demek şu deli kız Makbuş'un akrabası çıktı ha? Sorma ya. Çatlak mıdır nedir? Yani buraya geldiğin adam gibi sorsana. Ben Makbuş'un akrabasıyım. Evin adresini verin desene. Ay salak. Adı da Nana. İyi mi? Ay üstü başı da bir tuhaf yani. Neyse. Siz de mi şimdi? Evet. Makbuş Sultan'la oturuyorlar. Akşama gider herhalde. Ama şehir dışından geldi diyorsunuz. Bizde kalacak hali yok ya. İmkanı yok, olmaz. Evde yabancılardan hoşlanmam. Ayrıca o kız insan değil. Saatli bomba. Pardon Hakan Bey. Bunlar iş merkezinin dosyası. Allah Allah. Bütçe nerede? Bütçeyi kim hazırlayacaktı? Bugüne kadar hazır olması gerektiğini atlamışım. Nasıl atlarsın Simge? Yani bu bir ayrıntı değil ki atlayasın. Adamlar bugün bu bütçeyi bekliyorlardı. Milyonluk ihale. Ne diyelim, adamlar atlamış mıyız diyelim? Çok üzgünüm. Ya canım olur böyle şeyler Hakan, bu kadar büyütme. Şimdi hemen hazırlayın. Merve de yardım etsin. 2 saate hazır olsun. Peki. Ne yaptın sen? Hayır Yüce Kulina. İnanın bana, benim yaptığım cilt kremi daha etkili. En az 100 yaş gençleşeceksiniz. Hiç de değil. Asıl bu kremle 200 yaş gençleşeceksiniz. Amma da attın. O krem hiçbir işe yaramıyor. Senin kremin sanki çok işe yarıyor. Güzel. Bu kremi kullanacağım. İyi geleceğinden de eminim. Bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Evet Şoker. Ay başım şişti. Ay yeter bu kadar, sıkıldım sizden, yok olun. Yüce Kulina acaba... Ay ne oldu suratınıza? Ben alıştım artık. Kapa çeneni. Ne olmuş suratıma? Olamaz, olamaz. Ah ben çirkin olamam. Ah imkansız ha. Geçmiyor, geçmiyor. Beceriksiz kızlar ne olacağız? Bence böyle çok daha çekici oldun Kulina. Ay, ay fenalaşıyorum.
Ay ben çirkin yaşayamam. Şoker şoker lütfen bana yardım et. Sivilce geçirmek senin formülünü hatırlayamıyorum. Ah şoker. Emredin Yüce Kulina. Al bu anahtarı. Hemen büyük kütüphaneye git. Ve sivilce geçirme formülünü bul. İksiri hazırla. Hemen bana getir. Derhal efendim. Depresyona girdim. Yerimden kımıldayamıyorum. Allah'ım ben böyle çirkin kalamam. Aa! Benim yapmam gereken çok işim var evladım. Sen misafirsin. Keyfine bak. Benim yukarı çıkıp çocukların yataklarını toplamam lazım. Sonra gelip buraları hallederim. Peki Makbuşcum. Makbuşcum ben seni yorar mıyım hiç? Benim kuzucukları nasıl toplamışlar odalarını. Aferin onlara. Çok üzerine gitmedin mi kızım? Bu hatayı başka biri yapsaydı tepkim iki katı olurdu biliyorsun. Biliyorum. Ama ne de olsa nişanlın. Kız evde de işte de elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Nankörlük etme şimdi. Haklısın galiba. Kendimi tutamadım. Ben onun gönlünü alırım. Sevgili başöğretmen anneciğim, bana öğrettiklerinin ışığında ilim, irfan ve sevgi yuvasına çevirdiğim bu okulda öğrencilerimle, en çok da kendimle gurur duyuyorum. Duyuyorum. Senden öğrendiklerimin ışığıyla millete, vatana, geleceğin gençlerine faydalı olmaya çalışarak... Gir. Öğretmenim. Söyle çocuğum. Aslında bunu size söylemek istemezdim ama sizin dürüstlüğe ne kadar önem verdiğinizi bildiğim için. Tabii Özgeciğim, dürüstlük her şeyden önce gelir. Söyle bakalım ne oldu? Ne oldu? Emre ile Gamze öğretmenim. Dikkat ettiyseniz sürekli bir aradalar. Ne olmuş? Öğretmenim, konuşurlarken duydum. Çok feci bir plan yapıyorlarmış. Plan mı yapıyorlar? Ne planıymış bu? Bu? Matematik sınavının sorularını çalmayı planlıyorlarmış. Öyle mi? Bak sen şu hazırlara, hiç beklemezdim doğrusu. Gerçekten kulaklarımla duydum. Tabii kulaklarınla duyacaksın kızım. Burnunla duyacak halin yok ya. Gel. Bak sana ne göstereceğim. Bütün sorular bu çekmecede. Asla kimse alamaz. Bu yüzden sen içini rahat tut. Ayrıca gözüm hep onların üstünde olacak. Kulakların ne olacak değil ya. Hadi sen sınıfından git. Peki öğretmenim. Anneciğim, pedagojik yöntemlerle çocukların ruhlarına girip esprilerimle onların sevgilerini kazanıyorum. Ne başarılı bir öğretmenim. Ayrıca onların doğru yoldan ayrılmamaları için elimden geleni ardıma koymayacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Aman Simge, üzülme tamam artık. Beni Volkan'ın yanında küçük düşürdün. Neymiş? Bütçeyi hazırlamayı unutmuşum. Ne var yani? Kalbimi kırmaya değer miydi? Aman şekerim, erkek milleti değil mi? Hepsi böyle. Ay bir türlü yaranamıyorum ya. Haklısın. Ben de sabah Volkan'a pandaların üreme sistemiyle ilgili yaptığım araştırmayı götürdüm. İçine şöyle bir baktı. Sonra gülerek köşeye fırlattı. Yok. Ama ben ona şu imzayı bir attırayım. Görecek o zaman beyefendi Hanya'yı, Konya'yı. Ha? Şöyle bir kendine gel güzelim. Merve baksana şu falıma. Ay şekerim ne diyeyim ki?
Yüreğin kabarmış, için şişmiş, çok kötüsün. Bütün hurafeler sanki üst üste gelmiş. Ay hadi hadi hadi. Aa, ay bu da ne? Ne gördün? Ay burada bir kadın var, baksana. Kumral çok güzel, böyle boncuk boncuk gözleri. Ne kadını ya? Ay delirtme beni Merve. Bak yalnız bu kadının böyle sanki kanatları var. Melek gibi, bu dünyadan değil sanki. Yalnız ikinizin arasında duruyor Hakan Bey'le. Ay aman Merve, tam saçmaladın ha. Ya ne bakıyorsun öyle? Gelsene şuraya. 2 saate kadar bütçeyi bitirmemiz lazım. Ay nerede kaldı bu şoker ya? İksir hazırlayıp getiremedi hala. Oho, daha çok beklersin çok. Acaba şortlardan hazırladım Meryem'i deneyeyim mi? Olamaz, yine başladık. Sus bakayım sen. İşe yarayacak mı acaba? İşe yarayacak mı acaba? Vay be! İşe yaradı, inanamıyorum. Oh geçmiş, harika oldu. Ah bak Çenebaz, yeni bir sivilce iksiri keşfetmiş oldum. Güzellik delisi sen de. Güzelim, güzelim, çok güzelim. Çatladı patla, çatladı patla. Burası çok esrarengiz bir yer. Evet, çok esrarengiz. Demek gizli kütüphane burasıymış ha? İçimden bir ses, önemli bir şeyler bulacaksın diyor. İnsan olma iksirini bulacağız ya. Hayır Şapşal, çok daha önemli bir şey. Şuraya bak. Ne arıyor? İşte buldum. İnsan olma iksirinin formülü. Hadi Şoker, oyalanmadan şu formülleri alıp çıkalım. Kulina bir şeyler karıştırdığımızı öğrenirse çok fena olur. Şoker! Şoker! Şşt! Kapa çeneni! Şoker! Duydun mu? Ne? Hadi Şoker, başımıza bir şey gelmeden gidelim. Gel! Kaderine anneciğim, gel, buraya gel, yanıma gel. Hiç boşuna inkara kalkışmayın. Planlarınızdan haberim var, haberim var. Kim söyledi, Özge mi? Ben ispiyoncu değilim. İlkelerime göre isim veremem. Ondan başka bilen yok ki. O söyledi tabii. Ama bildiğiniz gibi değil. Biz... Hiç boşuna inkar etmeyin. Ben sizi uzun zamandan beri gözlüyorum. Gözlüyorum. Ama ne yapayım? Ben derslerde çok sıkılıyorum. Hele matematiği hiç sevmiyorum. Yeter. Bu hain planlar kurmanıza neden değil. Neden değil? Ama hain planlar değil ki. Hem de daha zamanı var. Demek zamanını kolluyorsunuz ha? Şunlara bakın. Hiç de utanmaları yok. Bize kimse engel olamayacak. Kendimi zor tutuyorum. Sizi densizler. Çabuk çıkın dışarı. Hadi sınıflarınıza. Çabuk. Görmesin gözüm. Görmesin gözüm. Ne oldu? Müdür neden sizi çağırmış? Gıcık şey, ne olacak, hemen yetiştirmiş. Kim ne yetiştirmiş? Özge. Evet ya. Ben dünyayı dolaşırım dolaşmam, o ne? Dünyayı mı dolaşacaksın? Onu götürmeyeceğimiz için ispiyonla da hemen. Tabii, kıskançlı olacak. Ama seni çözülmek amcacığım. Bu planımızı kimse engelleyemeyecek. Ne Özge, ne müdür, ne de başkası. Ne planı? Sonuna kadar yanındayım Emre. Bir şey anladıysam o raporayım yani. Gizli bir oda ha? Orası çok karanlık Şoker, lütfen. Lütfen oraya girme. Ay. Öpme. Ne ötleşeceksin? Şoker. Buraya gel. Duydun mu? Biri devamlı beni çağırıyor. Ben bir şey duymuyorum Şoker. Şoker. Gel Şoker. Buraya. Beni burada yalnız bırakma. Bekle. Hay aksi.
Çaldılar. Anne. Anne. Hayır. Hayır. Anne. Ek biçimindeki zamirler ikiye ayrılır. İlgi zamiri değil. Emre. İşte çocuğum, bunun ne işi var burada ha? Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun ha? Çabuk, çabuk odama gel benimle. Gel benimle. Öğretmenim, lütfen siz devam edin. Tabii efendim. Evet çocuklar, oturun yerlerinize. Ek biçimindeki zamirler ikiye ayrılır demiştik. İlgi zamiri, iyilik zamiri. Hakan'cığım anlıyorum. Sorun değil. Yine de Volkan'ın yanında sana öyle davranmamalıydım. Özür dilerim. Neyse, kapatalım bu konuyu. Bütçeyi bu kadar kısa sürede toparladığın için teşekkür ederim. Kendimi sana nasıl affettirebilirim? Hadi ama. Yarınki ihaleyi alırsak beni yemeğe götürerek. Alsak da almasak da gideceğiz, söz veriyorum. Ben de sana yardım ederim. Gerekirse sabahlar bitiririz projeyi. Bana verdiğin destek o kadar hoş ki Simge. Tekrar özür dilerim. Ah, pardon, pardon, pardon. Volkan, saçmalama gel. Bak Simge bütçeyi hazırlamış. Götür istersen hemen. Olur. Girin. Allah'ım ya. Muhasebeden istediğiniz belgeler Volkan Bey. Bana değil, Hakan Bey'e vereceksiniz. Ha, pardon. Hmm. Pardon Hakan Bey. Merveciğim, yarına hazır ol. Dördümüz akşam yemeğine çıkıyoruz. Dördümüz mü? Sahi mi? Harika. Çok sevindim. Görüşürüz o zaman. Yarın akşama. Yemeği baş başa çıkmayacak mıydık? Ay ne var? Dostlarımızla beraber olmak güzel değil mi abi? Eh be Simge. Yaktın beni ha. Ay ne var? Merve çok iyi bir kız. Daha ne istiyorsun? Vallahi ben bir şey istemiyorum. Bende fazlasıyla var zaten. Şu insanlar ne garip şeylerle zaman kaybediyorlar. Bir şey ötüyor. Telefon kızım. Ben bakarım. Alo? Evet. Müdür bey? Evet efendim. Tamam efendim. Ama lütfen babasını aramayın sakın. Önemli bir toplantıda. Ben hemen geliyorum. Ah Hakan duyarsa bu defa çok kızacak. Ne yapsak? Ne oldu Makbuş? Emre yine disipline gitmiş. Hay Allah. Sen hiç merak etme Makbuş. Ben giderim okula ver. Bu kıyafetle mi gideceksin? Yolda değiştiririm. Ne? Yani yoldan bir şeyler alırım. Görüşürüz. Hay Allah. İnsan bir valiz getirir. Elini kolunu sallayarak gelmiş. Hay Allah. Ne giysem acaba? Ayrıca müdüre ne söylemem lazım hiç bilmiyorum. Ya yanlış yaparsam? O zaman bu emrinin sonu olur. Keşke Kulina burada olsaydı. İşte buradayım. Kulina, bana yardım etmelisin. Tamam tamam, her şeyi biliyorum. Hiç merak etme sen. Müdürü de bana bırak. Anana ne işin var burada? Emreciğim, bak seni Kulina ile tanıştırayım. İnanmıyorum. Sen de mi geldin dünyaya? Gördüğün gibi. Sana yardım etmek için buradayım. Biri sınav kağıdını çalıp benim çantama koymuş. Suç benim üzerime kaldı. Ama ben yapmadım. Nana inanıyorsun bana değil mi? Hiç merak etme bir tanem. Kulina müdürle konuşmaya geldi. İyi de onun karşısına böyle mi çıkacak? Hadi gel bakalım benimle.
Buyurun. Anne. Efendim. Hoş geldiniz. Ah müdür bey. Buraya Emre'nin velisi olarak geldim. Makbule Hanım biraz rahatsız da gelemedi. Ben onun akrabasıyım efendim. Şey, ayakta kaldınız hanımefendi. Şey, buyurun oturun. Efendim, Emre'nin ailesi dürüstlüğe önem veren bir ailedir. Çocuklarını cumhuriyet ilkelerine göre yetiştiren kişilerdir. Muhakkak efendim, muhakkak. Biz de öyleyiz efendim. Yani eğer çocuk ben bu soru kağıdını almadım diyorsa kesinlikle almamıştır. Almamıştır efendim, almamıştır. Bu işin içinde mutlaka başka bir iş vardır. Mutlaka bu işin içinde başka bir iş vardır efendim. Başka bir iş vardır. Yarınımızın geleceği olan bu çocukları iyi yetiştirmek için biz de uğraşıyoruz. Biz de uğraşıyoruz efendim. Emre'nin soruları çalmadığından kesinlikle eminim müdür bey. Son derece ben de eminim efendim. Çünkü efendim onun eğitimiyle bizzat kendim ilgileniyorum. Oh efendim, hep siz ilgilenin. Anlıyorum efendim. Şey, yarınki matematik sınavının sorularını yeni baştan hazırlayacağım. Eğer Emreciğim çok iyi bir not alırsa soruları onun almadığına inanacağım. Ay vallahi müdürcüğüm, bunu çok iyi düşünmüşsünüz yani. Müdürcüğüm, şey, çok teşekkür ederim efendim. Göreceksiniz, Emre yarın sınavdan tam not alacak. Eminim. Nana onu çalıştırır. Nana onu çalıştırır tabii. Nana? Kim efendim? Ah şey efendim, kızım. Nana benim kızım. Kızım onu çalıştırır. Ha, şey, evli misiniz? Ben mi? Hı? Evli mi? Ah, hayır efendim. Uzun yıllar önce eşimi kaybettim. Dulum ben. Ooo, şey, vah 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 yani. Ölümlü değil, Allah rahmet eylesin. Ölenli ölünmüyor ki. Ah, o halde biz izninizi isteyelim efendim. Aman efendim, niye kalktınız acelenizle? Otursaydınız, yarın da gelin. Yolunuz düştükçe buraya uğrayın. Şereflendirin efendim. Okulumuzu tamam, şereflendirin. Tamam, tamam. Hoşçakalın. Efendim, güle güle. Güle güle. Anne, anneciğim. Nihayet. Hem fiziğiyle hem ruhuyla sana benzeyen bir kadın çıktı karşıma. Allah'ım, Allah'ım, bu bir mucize, mucize. Çok korkuyorum. Elimi bırakma Şoker. Çeksene şu elini. Nereden geldik buraya? Kötü şeyler olacak biliyorum. Evet Joker. Buraya doğru gel. Kaderin burada. Duydun mu? Biri beni çağırıyor. Şimdi duydum. Aa, bir canavar olmalı. Saçmalama. Buraya gel Joker. Şimdi düşüp bayılacağım. Ay, ay. Nihayet geldin Joker. Sen de kimsin? Şimdi altıma kaçırdım işte. Ben senim. Sen de ben. Nasıl yani? Senin gerçek benliğin benim. Ne diyor bu? Gerçek benliğin, yani ruhun yıllardır burada kilitli. Gerçek ruhum mu? Sen çok güçlüsün Joker. Bu gücünü kullanırsan gerçek benliğine konuşabilirsin. Geri çekil Gorfa. Oyuncaklar ülkesine yakışmayacak tavırlar içinde olman... Sürekli kötülük peşinde koşman... Bu kararı almamıza neden oldu. İçindeki kötü ruh senden alınıp bu şişeye hapsedilecek. Ancak böylelikle kötülüklerin barınamadığı oyuncaklar ülkesinde kalabilirsin. Hayır! Bunu bana yapamazsınız! Kötülüğü elimden alamazsınız!
Kötülerin yeri dünyadır Şoker. Oysa sen oyuncaklar ülkesindesin. O halde dünyaya gönderin beni. İnsan olayım. Bu kadar yeter Şoker. Karar verilmiştir. İçindeki insani kötülüğü aldıktan sonra geçmişi hatırlamayacaksın bile. Bunu bana yapmayın. Kulina, intikamım korkunç olacak Kulina. Kulina, bu şişeyi dünyada kimsenin ulaşamayacağı bir yere saklamalıyız. İçimde garip bir mutluluk ve huzur var yüce Kulina. Vay be! İnanılmazdı. Demek benim asıl benliğim dünyada saklı ha? Kulina, tüm bunları öğrenecek olursa... Kulina'dan korkan kim? Eski benliğime kavuşup ondan daha güçlü olacağım. Düşünemiyorum. Hayali bile korkunç. Peki bunu nasıl yapacaksın? Dünyaya gideceğim Sersem. Artık benim kölemsin Gorfon. Yürü. Peki yüce Şoker. Ah Şoker, kaç saattir neredesin sen? Dünyaya bile gittim geldim. Hı? Sen hala yoksun. Beni çok beklettin. Merak etme Kulina. Beklediğine değecek. Evet yüce Kulina. Kütüphanedeki gizli odayı ve sandığı buldum. Ne? Bana yaptığınız her şeyi hatırlıyorum artık. Ama Şoker, kötülüğünü durdurmanın başka bir yolu yoktu ki. İntikamım korkunç olacak demiştim, öyle değil mi Kulina? Bu elimde gördüğün ne biliyor musun? İnsan olma iksiri. Şoker, Şoker sakın içme onu. Şoker, sakın içme onu. Neden? Gücümü geri alıp dünyaya gideceğim. Bunu içip ölümsüz bir insan olacağım. Hayır! Güle güle Kulina. Kusura bakma. Çok işim var. Daha Nana'nın insan olmasını engelleyeceğim. Hayır, hayır buna izin vermeyeceğim. Nana, Nana büyük tehlikede. İşte buradayım Nana. Senin insan olmana asla izin vermeyeceğim. Artık herkes benden korksun. Kötülük burada. Şoker burada. Nana! Nana! Korkma tatlım, korkma. Sadece gök gürlüyor. Kız işte ne olacak korkak şey? Ya dalga geçme. Sen sanki hiçbir şeyden korkmuyorsun. Sadece yarınki matematik sınavından korkuyorum. Ama yarınki sınavdan tam puan alırsan, o zaman soruları çalmaya ihtiyacın olmadığı anlaşılacak. Ve... Ve... Herkes bana inanacak. Ama nasıl peki olacaksın? Senin matematiğin çok kötü. Çok teşekkürler Yağmur. Yağmur şu sınav için bir şey yapamaz mısın? Tabii, yapabilirim. Yaşasın. Seninle çalışabilirim. Ne? Hayır ya, ben sihir yapmanı kastettim. Hokus pokus. İyi de sen matematik biliyor musun? Ben çok çabuk öğrenebilirim Emre'cim. Kitabını getir bakalım. Bak şimdi. Zor değilmiş. Çalışmaya başlayalım mı? Of çok sıkıcı. Bak Emre, ayrıca babana bütün bu olanları dürüstçe anlatmak zorundasın. Babam ya bana inanmazsa? İnanır, sen hiç korkma. Evet Emre, babamız bize inanır. Her zaman ne olursa olsun doğruyu söyleyeyim. Kızmayacağım demez mi? Yazıklar olsun Emre. Bu kaçıncı disipline gidişin?
Bu seferki eli affedilir gibi değil. Ama o soruları ben çalmadım. Biri çalıp benim çantama koymuş. Kim? Neden böyle bir şey yapsın? Bilmiyorum. Bilmezsin tabii. Ama ben senin tembel teneke olduğunu çok iyi biliyorum. Ama baba... En son matematik sınavından kaç almıştın? Bugün sözlüğe kalktım. Kaç? 2 mi 1 mi? Kaç aldın? Babacığım, bana söz vermiştin. Bana iyi yazdıracaktın hani. Ya Yağmur, lafı değiştirme. İşte salatanız geldi. Hay Allah, önüne baksana. Bir sen eksiktin. Dur sileyim. İstemez, ben hallederim. Bana bak, adam gibi okumayacaksan seni sanayiye vereyim, ototamircisi ol. Ben korsanlarla savaşan bir kaptan olmak istiyorum. Allah'ım, şimdi delireceğim. Bana bak, sana inanmamı istiyorsan yarın matematik sınavından iyi not alacaksın. Müdür gibi konuştun baba. Efendim? Nana onu çalıştıracak babacığım. Aman aman, ne şahane. Bu kez de adamcağızın üstüne salatanın yağını döktüm. Ah, hay aksi. Yaktık karnıyarı. Hiç kafa kalmadı ki bende. Makbuşcum, sen şu çorbayı götür, ben hallederim. Nasıl halledeceksin evladım? Bu da benim aşçılık sırrım Makbuşcum. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Makbuş varken hiç sihir yapılmıyor. Canım çıktı yemek hazırlayacağız diye. İşte bu kadar. Kütüphanenin anahtarını kendi ellerimle verdim Şoker'e ya. Nasıl böyle bir hata yapabildim ben? Yüce Konsey'e ne diyeceğim ben? Ah Nana, Nana çok büyük tehlikede. Şimdi çatlayacağım. Ben de, bu çok güzeldi. Oh, ellerine sağlık Makbuş Sultan. Döktürmüşsün. Ben yapmadım evlat. Vallahi hepsini Nana yaptı. Hayret. Afiyet olsun, lop lop et olsun. Yarasın dedi babacığım. Evet, evet öyle dedim. Afiyet olsun, lop lop et olsun. Hadi Emre, biraz beraber çalışalım. Git kitaplarını getir. Ben projeye sonra bakarım. Peki. Emre gel. Alo. Birlikte çalışalım. Efendim Volkan? Biz yukarı ders çalışmaya çıkıyoruz. Efendim? Tamam. Gel. Tabii evet. Garaj girişimi. Projede var mı? Yani bir bu eksikti. Proje zaten perişan durumda. Bir de garaj girişimi ekleyeceğim şimdi. Tamam Volkan. Tamam. Of. Emre daha gelmedi mi? Sen işine bak evladım. Nana onu çalıştıracak. Sanki sihirli değnek var elinde. Pek kamerat. Çocuklarla da pek güzel anlaştı. Bu gece burada mı kalacak? İş arıyormuş da. Bir iki gün kalabilir miyim dedi. Ben de bir şey demedim. Evde yabancılardan hoşlanmadı mı biliyorsun? Yabancı sayılmaz aslında. Halamın torunu. Of of, tamam Makbuş Sultan. Ama yalnızca bir gece. Yarın gitsin. Sağ ol evladım. Ben fazlalıkken bir de evde akrabamı... Makbuş, bir daha duymayayım bu söylediklerini. Sağ ol evladım. Benim işimi de hafifletti. Çok hamarat. Anladım Makbuş Sultan, anladım. Hadi beni yalnız bırakın. Şu projeyi hazırlamam lazım. Tamam evladım. Bu problemi de anladın mı Emre? Anladım tabii. Sonuç 18 değil mi? Aferin sana. Bak ne çabuk öğreniyorsun. O kadar da zor değilmiş. Evet. Özge boğazının ortasına çok yakıştı değil mi? Size uydum ama bu yaptığımız hiç doğru değil çocuklar. Şimdi artık onu çözüyorum. Ha bu arada ağzınızdan sakın bir şey kaçırmayın. Sırrımı sadece 3 kişi bilecek. Eğer 4. kişi öğrenirse asla... İnsan olamazsın. Biliyoruz Nana. 3. kişi Makbuş mu olacak? Evet ama sırası gelince... Şimdi hiç kimseye bir şey söylemek yok. Anlaştık mı? Oyuncak sözü. Oyuncak sözü. Tamam, hadi bakalım. Hadi oyun oynayalım. Benim canım çok sıkıldı. Biz matematik çalışıyoruz. Ne kadar çalışırsan çalış, asla birden yukarı alamayacaksın. Sen öyle san.
Yağmur, o zaman ikimiz oynayalım. Ben kitap okuyorum. Beni odadan göndermek için numara yapıyorsunuz. Ben odadan çıkınca hemen oyun oynayacaksınız, değil mi? Hayır Özgeciğim. Bak, yarınki sınav Emre için çok önemli, biliyorsun. Tabii önemli olur. Sözlüden biri aldı yetmiyormuş gibi. Bir de sınav sorularını çaldı. Hiç de bile Emre çalmadı. Pışık, sen onu külahıma anlat. Mama ya, ben döveceğim bu kızı. Gıcık gıcık gıcık. Şş, sakin ol. Gıcık yani. Yağmur, sen de sakin ol. Hırsız ne olacak? Hırsız, hırsız, hırsız. Dur git yaz be. Emre yapmayın, çok ayıp. Şş. Ne diyorsun sen ya? Ya ne olur, çok ayıp. Bu böyle işte. E tamam, ben onu getireceğim. Ama siz de biraz alttanın çocuklar, yapmayın böyle, tamam mı? Ama hep böyle yapıyor yani. E tamam işte, dur. Anne ya, anne. Ay ne oldu yine yavrum? Anne ya, Emre beni dövdü. Dur Özgeciğim, ağlama, daha konuş. Anlamıyorum anneciğim. Emre beni dövdü. Nuno da onların tarafını tutuyor. Ama Özgeciğim, hadi gel. Ayıp değil mi, küçücük çocuklarla bir oluyorsunuz? Ne oluyor gene? Emre nerede? Yukarıda. Hadi gel canım, çıkalım. Ben sizi barıştırayım. Hadi gel. Bana ne? Ben barışmak istemiyorum. Tamam. Ben şimdi onunla konuşurum. Hakan. Hadi gel Hakan'cığım. Bana ne? Hadi barıştırayım. Ay, onlar kardeş. Hadi gel. Şimdi kavga ederler. Bak, biraz sonra barışırlar. Rica ederim lütfen. Bırak. Hadi güzelim, gel. Ya bana ne? Ne yaptınız? O yaptı. Bravo. Tebrik ederim. Hayır hayır, bırak bırak. Dokunma. Ne yaptığını farkında mısın sen, sakar şey? Anne, eve gidelim. Gel kızım. Verdiğin zararı bir ömür boyu çalışsan ödeyemezsin. Bu neye mal olacak biliyor musun? Ama... Rica ederim, siz de yukarı çıkın. Ve asla bir daha gözüme gözükmeyin. Anladınız mı? Gel kızım, gidelim eve. Ne oldu evladım? Ne oldu Hakan? Ne yapacağım şimdi ben? Neden meyve suyumu Özge'nin döktüğünü söylemedin? Ya baban öyle sinirlendi ki ağzımı bile açamadım. Of dana, babamın gözünü al hemen lütfen. Ne yapayım? Yanlışlıkla oldu, özür dilerim falan de. Babam hemen affeder. Seni sevdi bence. Bu kız tam bir baş belası. Onunla karşılaştığım andan itibaren başıma gelmeyen kalmadı. Ne sakar, ne salakmış. Ama oğlum istemeden yapmış. Şüpheliyim valla. Bir insan bu kadar sakar olamaz ki. Çalışsa da olamaz. İyi niyetli bir kızcağız aslında. Zaten işte çok yoruluyorum. Baksana, çocuklara bile zaman ayıramıyorum Makbuş Sultan. Bir de bu kızla uğraşmayalım ya. Eve geldiğimde de bir parça huzur istiyorum. Haklısın evlat. Sen de artık evlenip düzenini kurmalısın. Böyle çok zor oluyor. Hayır, neredeyse Simge'ye yerden göğe hak vereceğim. Çocuklarım gerçekten sorumlu mu acaba benim? Yok evladım, olur mu öyle şey? Düzen olmayınca onlar da huzursuz, ben de. Yalnızlık Allah'a mahsus evladım. Nasılsa ben gidiyorum. Kur yuvanı. Huzurlu otur evinde. Seninle ilgisi yok Makbuş. Ama yarın o kızı bu evde görmek istemiyorum. Peki yavrum. Söylerim. Parantez içine yazıyorsun. Çarpı bir. Tamam. Kapat parantezi. Tamam. Eşittir. Emreciğim, saat 12 olmak üzere. Olamaz, bez bebek olacaksın. Üzgünüm canım. Ya bu gece bez bebeğe dönüşmesen. İmkansız. Ya ama sensiz nasıl çalışacağım? Emreciğim, eğer gerçekten istiyorsan başaramayacağın hiçbir şey yoktur, inan bana. Güvenini boşa çıkarmayacağım nana.
Sen elinden geleni yaptın Emre'cim. Bu da benim sana hediyem. Bu olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Bu da nereden çıktı şimdi? Bu mümkün değil. Ne oldu? Baba. Ne oldu baba? İbicinler bastı. Artık inanıyorum. Projeye bakın. Evladım iyi misin? Masanın başında uyuyakalmışım. Gözümü açtığımda bakın ne gördüm. Ellerine sağlık evladım. Pek güzel olmuş. İyi de ben daha yarısını bile düzeltememiştim ki. Makbuş Sultan. Ne bileyim evladım. Belki de Hızır Aleyhisselam gelmiştir. Üniversitedeyken seçmeli dersimdi de. Ne yani? Bunu sen mi yaptın? Dün siz çok üzülünce ben de... Aşk olsun vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Simge. Simge. Şuna bir baksana. Ah, hayatım sen bir dahisin süper olmuş. Tek kelimeyle harika. Ben yapmadım ki. Sabaha kadar uğraşıp Nana yapmış. Benim yukarı çıkmam lazım. İşlerim var. Fena olmamış. Fena olmamış olur mu? Bu ihaleyi aldık demektir. Simge, geç kalmayalım. Ben üstümü değiştireyim çıkalım. Akşama dışarıda olacağız. Sen Nana'yla çocukları idare edersin artık. Olur. Ama Nana bugün gidecek evladım. Makbuş, benim adıma ona tekrar teşekkür et olur mu? Olur evladım. Şaka gibi. Ne oluyor bana? Kalbim deli gibi çarpıyor. Başka türlü bir duygu bu. Hiç bilmediğim. Çok acı verici. Umarım bir hastalık değildir. Kim geldi acaba? Geldim geldim. Buyur evladım. Ben Nana'ya bakmıştım.
Arkadaşı mısın oğlum? Evet. Çağırabilir misiniz? Çağırayım. Yukarıda. Bekliyorum efendim. Evet nana. Beni karşında görünce ne yapacaksın bakalım? İnsan olacakmış ha? Nana'ya zarar veremeyeceksin Şoker. Sen öyle san. Öyle mi? Ha? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Beni eski halime çevir Şoker. Emrediyorum sana. Önce sen. Hadi kızım, bekletme arkadaşını. Gitmiş. İyi de Makboş, benim burada olduğumu kimse bilmiyor ki. Ama arkadaşın olduğunu söyledi. Bir yanlışlık olmalı. Allah Allah. Sınavın nasıl geçti? Çok iyi geçti, hepsini yaptım. Ben iki soru yapamadım. Bir dahaki sınav için bize gel. Nana çok iyi bir öğretmen. Alır gelirim. Emre? Matematik notlarına bir direkt daha eklemen lazım. Orası hiç belli olmaz. Güldürme beni. Öğretmen öğle tatilinden sonra sonuçları açıklayınca görürüz. Görürüz. Yine en yüksek notu ben alacağım. Ne sinir kız ya. Baban annesiyle evlenince yandın vallahi. Baban Simge ile evlenirse ben o evden giderim. Bize gelirsin. Olur. İşte bu kadar. Üzgün bir projeyi nasıl beğendi ama? Dibi düştü. Hakan. Ama yalan mı hayatım? Demek Nana. Nasıl? Yetenekli olduğu kadar güzel mi bari? Ne bileyim, tuhaf. Sanki bu dünyadan değilmiş gibi. Hı. Garip biri. Aman çatlağın teki işte. Ayrıca sarsak biri. Ne o yenge hanım? Kıskandık mı yoksa? Kim, ben mi? Hı? O basit köylü kızını mı? Komik olma Volkan'cığım. Volkan. Zevzekliği bırak da akşam nereye gideceksek rezervasyon yaptır bari. Hey be. Vallahi Simge, sen de bastırmasan bu iş ki şu paraları mezara götürecek ha. Hı? Ben mi ısmarlıyorum? Herhalde yani. Ay Simge. Ay her şey o kadar ani oldu ki manikür pediküre bile gidemedim. Ay sana da yaranılmıyor vallahi Merve. Yemek yemek dedin, başımın etini yedin. Al sana işte yemek. Ay Simge, gerçekten çok teşekkür ederim. Bu benim için harika bir fırsat oldu. Volkan'la ilişkimiz bu yemekte başlayacak, görürsün bak. O kadar emin olma. Efendim? Umarım. Yalnız şimdi beni iyi dinle. Yemek sırasında ne yapıp edip konuyu bizim nikah tarihimize getirmelisin. Tamam tamam, sen merak etme. Yalnız öyle abuk subuk bir zamanda değil. Yani tam zamanında olmalı ki sırıtmasın. Ha. Ay sen hiç merak etme, ben onu hallederim, ne diyeceğimi bilirim de ben ne giyeceğim. Ay hadi hadi oyalanmayalım da çıkalım. Daha Özge'yi okuldan alıp Zeyneplere bırakacağım. Akşam o iki canavarla kalmasını istemiyorum. Ay her seferinde ağlatıyorlar çocuğu ya. Ay evlenince ne yapacaksınız bilmiyorum. Evlenince kimin ağlayacağı belli olmaz Merveciğim. Hoş geldiniz canım kızım. Emre matematik sınavına 5 aldı. Ya. Ya ben söyleyecektim ya. Doğru mu Emre? Aslan oğlum benim. Tabii, hem de sınıfta bir tek ben 5 aldım. Özge bile 4 almış. Demek Özge'yi geçtin ha. Çak. Gelsenize. Aman bir şeye dokunma.
Biliyor musun baba? Nana öyle güzel çalıştırdı ki beni. Onun sayesinde okuldaki şerefimiz kurtuldu ya. Gamze de çok sevmiştir yani. Yağmur. Aferin benim aslan oğluma. Bak istenirse oluyormuş. Bu arada proje sayesinde işi aldık. Tekrar teşekkürler. Bir şey değil. Baba hadi bunu kutlamak için hep beraber pizza yemeye gidelim. Hadi baba lütfen. Merhaba cicişler, nasılsınız? Aman istemez. Yeni trend bu galiba. Efendim? Yok bir şey. Hadi baba hadi pizzacıya gidelim. Emre matematik sınavından 5 aldı da. Ya Özge kaç aldı? 4. Ya. Şey Emre'cim 5 almanı sonra kutlarız. Bu gece babanın bana sözü var. Yemeğe gideceğiz. Yarın kutlarız canım oğlum. İyi o zaman. Tamam. Hadi çocuklar. Hadi sizi pizzacıya ben götüreyim. Gelin bakalım. Şu pizza nasıl bir şeymiş bir bakalım. İstanbul'da ilk kez pizza yiyeceğim de. Hadi gidelim. Hey ya, yaşa Nana. Teşekkürler. Nana sihirle gidelim. Bu kız da metro hep sihir diyor. Yerin altından geçiyor ya sihir gibi. Hadi. Daha dün tanıdığım bir deliye çocuklarını nasıl emanet ediyorsa şaşıyorum doğrusu. Ama çocuklar onunla çok mutlu. Daha ne kadar kalacak? Yarın gider herhalde. Herhalde? Simge, ben mutlu muyum sanıyorsun? Tanımadığım Sakar garip bir kız. Makbuş Sultan'ın hatırına. Of. Sınavdan 5 alınca müdür de öğretmenim de herkes bana inandı. Gördün mü bak o kadar üzüldüğüne değmedi işte. Ama yapmadığım bir şeyle suçlanmak çok kötü. Peki çantana o soruları kim koymuş acaba? Bunu tahmin etmek zor değil ama elimde kanıt yok. Özge mi? Başka kim olabilir sence? Yani. Nana Özge'yi solucana çevirsene. Hayır. Sümüklü böceğe çevir. Olmaz çocuklar. Sihir gücümü böyle kötü kullanamam. Sonra Kulina bana çok kızar. Baş peri mi? Evet. Neyse bekleyelim. Belki kendi kendine kurbağa dönüşür. Aman aman şunların deşesine bak. Çok mu sevdiniz siz Nana'yı? Hem de nasıl? Ay kıskanmaya başladım ama. Olur mu Makbuş'cum? Sen benim bir tanemsin. Ah, bak benim bir taneme. Nasıl da az laf yaparmış. Ya Makbuş'tan hiç gitmesin. Böyle çok güzel bir aile olduk biz değil mi? Gitmesin tabii evladım. Ama babanızı biliyorsunuz. Ama Simge ve Özge olmasa her şey daha güzel olacak. Bakmış babama söyle Simge ile evlenmesin. Aa, tövbe estağfurullah. Ben ne karışırım evladım? Belki babam şöyle tatlı, güzel, iyi kalpli, anneme benzeyen birini bulur. Bence de. Simge ile evlenirse çok pişman olur. O kadın çok gıcık ya. Herkese merhaba. Hoş geldin babacığım. Hoş buldum benim güzel kızım. Hoş geldin evladım. Kalkma Makbuş Sultan. Hatta herkes otursun. Size bir şey açıklayacağım. Aileye özel bir şeyse ben... Yok canım. 2 günlüğüne de olsa aileden sayılırsın. Hadi baba söyle artık. Meraktan çatlayacağım. Yoksa haftasın tatile mi gidiyoruz? Hayır canım. Buldum. Hep beraber Galatasaray maçına gideceğiz. Ay çocuklar bir durun da söylesin adamcağız evladım. Biz Simge ile önümüzdeki ay evlenmeye karar verdik. Ne? Ne?